Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Dacia Spring hakkında bazı yeni bilgiler geldi. Bununla ilgili bir videoyla karşınıza çıkmak istiyorum. Şimdi biz geçtiğimiz aylarda Dacia Spring, ki Dacia'nın %100 elektrikli ve çok uygun fiyatlı bir otomobiliydi, onunla ilgili bir video hazırlamıştık. O da epey sizden ilgi gördü, izlendi, bir sürü de yorum yaptınız. O otomobilin en önemli özelliği aslında elektrikli otomobiller için bir dönüm noktası olmasıydı. Neden bir dönüm noktasıydı? Sebebi şu arkadaşlar. Bu otomobil uygun fiyatlı bir model olma iddiasıyla piyasaya çıktı. Biz o videoyu çektiğimizde henüz daha piyasaya sürülmemişti. Ama aradan geçen zamandaki yaklaşık olarak Mart ayında çekmiştik biz 2021. Şu anda Eylül ayındayız. Yani aradan geçen bu yaklaşık olarak 6 ayda aslında bazı şeyler değişti. Otomobil piyasaya sürüldü ve piyasaya sürülmesinin ardından da çeşitli incelemeler, yorumlar yapıldı. Peki Türkiye'ye gelecek mi bu otomobil? En önemli merak edilen konulardan bir tanesi buydu. O zaman da geleceğini söylemiştik. Şu anda resmi olarak da bu onaylandı. Biz geçtiğimiz hafta bir toplantıya katılmıştık. Renault'un yeni ticari otomobilleri Türkiye'ye geliyordu. Onunla ilgili toplantıda Renault yetkilileri bu otomobilin Türkiye'ye geleceğini resmi olarak onaylamış oldular. Otomobilin bu arada iki tane sürümü var. Şimdi birazdan onlardan bahsedeceğim. İkisi de Türkiye'ye gelecek. Fakat teknik özellikler nasıl olur? Şu anda o çok net değil. Fiyatı da henüz belli değil. Birazcık ben önce teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Dacia Spring 26.8 kWh saatlik bir batarya kapasitesiyle geliyor. Hızlı şarj özelliği bulunuyor. 6.6 kWh saatlik AC şarj desteği var. Bu AC şarj desteğinde 5 saat şarj süresi olduğunu belirtelim. 30 kWh saatlik de DC hızlı şarj desteğinin olduğunu belirtelim. WLTP standartlarına göre 225 km menzil sunuyor Dacia Spring. 950 kg ağırlığın olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu otomobilin önemli özelliklerinden bir tanesi, malum Dacia'nın Sandero modeline çok benziyor ama ondan birazcık küçük arkadaşlar. Boyut anlamında bir parça küçük bir araba. Hatta 4 kişilik bir otomobil olduğunu da söyleyelim. Yani arkaya 3 kişi oturmuyor, 4 kişi oturabiliyor ne yazık ki. Ama özellikler açısından baktığımızda da aslında şehir içinde kullanabileceğimiz ve hani 225 km diyor WLTP'ye göre ama ortalama bunun gerçek hayatta 170-180 km bulursunuz diye tahmin ediyorum ben. Çünkü bu verilen standartlar belli bir sabit hızda ve düz bir mesafede ve ortalama bir sıcaklıkta oluyor. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde sıcaklık, işte yokuş durumu, yokuşa çıkma, yokuşa inme gibi konularda menzil değişebiliyor. Aracın özellikle şehir içinde olacağını söylemiştik. Otomobilin iki farklı sürümü olacak. Bir tane, birinci sürümü normal kullanıcılar için, yani bireysel kullanım için geçerli olan sürümü, arkada koltukları olan sürümü. İkinci sürümü ise arkada koltuk olmayan sürüm arkadaşlar. O kargo olarak geçiyor. Kargo sürümünün 800 litrelik bir bagaj hacmi olacak, 325 kilogram taşıma kapasitesi sunacak. Şimdi bu özellikle kargo sürümünün şehir içinde böyle işte hepsi jet, efendime söyleyeyim getir ya da işte ne bileyim Trendyol gibi firmaların aslında bu tarz böyle ürünlerini taşımak için kullanılabileceğini tahmin ediyoruz. Bireysel sürümün ise özellikle böyle hani şehir içinde aracı kullanayım, şehir dışına pek çıkmayayım diyenler için ya da bütçesi olup da ikinci aracım olsun diyenler için aslında makul bir çözüm olacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim fiyatlara. Hepinizin merak ettiği konu, Türkiye'de kaça gelir, nasıl olur? Öncelikle şunu söyleyelim. Dacia Spring'in Avrupa fiyatları belli oldu. Şu an satılan bir otomobil. Fransa'da 16 bin euroya satılıyor. Almanya'da ise bu rakam, ki bazı devlet teşvikleriyle beraber 10 bin euroya kadar düşebiliyor. Avrupa'da ülkeden ülkeye değişen bir durum söz konusu. Bazı ülkelerde elektrikli otomobiller için teşvikler var. O otomobil satın aldığın zaman fiyatında belli bir oranda indirim sağlanıyor devlet tarafından. Bu sebepten dolayı yani 16 bin euro ile 10 bin euro arasında değişen bir fiyattan satıldığını söyleyelim. Örneğin Türkiye'ye işte 16 bin eurodan gelse 160 bin TL yapıyor. En azından bugünkü kurla kabaca bir hesapla söylüyorum. Marka resmi bir rakam açıklamadı. Yani Renault'dan resmi bir açıklama almadık biz bu konuda ama tahminimiz 200 bin TL civarında getirmeye çalıştıkları yönünde. Ama tabii ki 2022 yılında gelecek bu otomobil. O zaman kur ne olur? Durumlar ne olur? Devlet farklı bir teşvik çıkartır mı bu konuda veya üzerine ekstra bir vergi mi koyar? Henüz bunlar çok belli değil. O yüzden şu anda fiyat söylemek için çok erken ama 200 bin TL bandında, en azından lansman fiyatı 200 bin TL bandında olursa bu otomobilin ben yok satacağını düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda bir şey söylemek için çok 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 erken olduğunu söylemekte fayda var.
Dacia Spring özellikle elektrikli otomobiller için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Çünkü elektrikli otomobiller bugün baktığımızda 400-450 bin liradan başlayan, en azından Türkiye fiyatlarından bahsediyorum, bir fiyatta satılıyor. Bu alanda en ucuz modelin yine Renault grubuna ait Zoe olduğunu söyleyelim. Clio'ya benzer bir otomobil bu. Yine onu da biz testlerini yine kanalımızda yapmıştık. Zoe'nin fiyatı ise yaklaşık olarak 360-370 bin TL civarında ki şu anda Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil, yani %100 elektrikli otomobil olduğunu söyleyelim. Bunun dışındaki modeller az önce de bahsettiğim gibi 450-500 bin liradan başlıyor. 1 milyon, 2 milyon, 2,5 milyon liraya kadar Mercedes'in bazı modellerinde fiyatların olduğunu da söylemiş olayım. Dacia Spring bu anlamda ciddi bir rekabet noktası olacak gibi görünüyor. Peki şehirler arası yolda kullanılır mı? Belki aklınıza bu soru geliyor. Benim tek arabam olacak bu. Ben bu Dacia Spring'i şehirler arası yolda kullanmak istiyorum. Aslında şöyle, hızlı şarj desteği Türkiye'ye gelirse, ki gelecektir diye tahmin ediyorum, hızlı bir şekilde şarj edileceği için aslında şehirler arası yolda da birazcık dikkat ederek, yani şarj istasyonlarının yerini hesaplayarak aslında kullanılabilir. Ama mesela ben böyle 1000 km yol gideceğim dediğiniz zaman birazcık zor olacaktır. Böyle 400 km, 500 km'lik mesafeleri rahat bir şekilde en azından hızlı şarj teknolojisiyle gideceğinizi tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda önümüzdeki yıl, yani 2022 yılından itibaren Türkiye'de satılması beklenen Dacia Spring %100 elektrikli otomobilin ne gibi özellikler sunacağını, Türkiye'ye ne zaman geleceğini ve tahmini fiyatını anlatmaya çalıştık. Bu otomobille ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.